kaç derecede? Şu anda 38 derecede. Havalar soğumaya başlayınca mecburen açtık. Komşunuz açıyor mu doğalgazı? Açıyor. Açıyor evet. Ya açmasaydı? O zaman üşüyecektik. Ama kanun öyle demiyor. Üşümenize de, yüksek fatura ödemenize de gerek yok diyor. Komşu külüne muhtaç. Şimdi artık odun yok yani. Doğalgaz var. Demek ki doğalgazına muhtaç olmuşuz. Havaların soğuduğu bu günlerde evlerinde üşümeye başlayanlar, özellikle de çocuğu olanlar kombileri ateşledi. Şu anda her gün değil ama ara ara açıyoruz. Ya alt ya da üst komşunuz açmazsa? Ya sıkıntı tabii. Doğalgaz faturanızda tasarruf etmek istediğiniz ya kombiyi ya da bazı odalarınızdaki petekleri kapatıyorsunuz. Ben üşümem, üzerime ceket ya da kazak giyerim deseniz de komşunuz siz doğalgazı açmadığınız için üşüyebilir. Haliyle daha fazla doğalgaz faturası ödeyebilir. İşte bu yüzden komşunuzla mahkemelik olabilirsiniz. Ben çünkü iki katı yakmak zorunda kalıyorum. Benim de faturam iki katı olarak geliyor. Bu durumda onun da yakması gerekiyor. Aynı apartmanda yaşıyoruz. Yüze bakıyoruz. Ya açanlar olmadı henüz daha. Mahkemeye verir misiniz onu? Hayır canım, niye mahkemeye vereyim? Kıyamam ki, yok canım, böyle bir şey için hiç kıyamam yani, kesinlikle. Çoğu kişi komşusuna kıyamasa da kat mülkiyeti kanunu ısı konusunda komşu zarara uğratılmamalı diyor. Burada komşuluk hukuku, kat mülkiyeti kanunu ilgili hükümleri gereğince sizin de yakma mecburiyetiniz doğuyor. Ben yakıp da kendisi yakmıyorsa olmaz tabii. Üst katımda açar açmaz onu bilemem yani, bir de ev sahibiler yani, bilemem. Onlar tamamen her gün açsa mesela alt üst komşu, o tabii fayda ediyor. Peki kombimiz hangi dönemlerde açık kalmak zorunda? Bunun için farklı şehirlere göre bir alt sınır belirleniyor ve bu sınır da genellikle 15 derece. Yani dışarıdaki hava sıcaklığı 15 derecenin altına düştüyse komşunuz üşümesin diye kombinin derecesini artırmanız gerekiyor. Belki imkanı yoktur. Açmak için imkanı yoktur. Yapmazlar. Ben bütün komşularımla bu konudaki film yapmazlar. Ama üst katımda oturanlar Amerika'ya yerleşti. Ev duruyor ama ya oturan yok. İşte konuyla ilgili bir diğer önemli soru da bu. Yani şehir dışına çıktınız ya da yurt dışına gittiniz. Eviniz, oturduğunuz yer boş. Peki böyle bir durumda komşunuz zarar görmesin diye yine de kombinizi açık bırakmak zorunda mısınız? Hakimin takdir etmesi gereken bir husus, boş olan bir daireyi de bir ev sahibinin komşum daha az doğalgaz parası ödesin diye kendi cebinden bunu ödemesi de bu sefer onun da zararına yol açabilecek bir konu. Kat mülkiyeti kanununa göre eğer bir kişi bu yüzden komşusuna dava açarsa fazladan ödemek zorunda kaldığı fatura bedellerini o komşudan tahsil edebiliyor. Özellikle üst komşum açmaz ama ben onların bilincindeyim ama kıyamam komşuma.